Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen deprem bölgesinde kültür varlıklarının yeniden anlamı projesi kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde konferans düzenlendi. Konferansa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir katıldı. Konferansta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kahramanmaraş merkezi depremlerin asrın depremi olduğunu vurgulayarak, istikrarlı bir hükümetin varlığının yaraların hızlı bir şekilde sarılmasına katkı sağladığını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Asrın depremini yaşadık. Bütün dünyanın depremle alakalı söz söyleyen insanların tespiti budur. Yani Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem asrın depremidir. Bu somut kültür varlıklarımız, Sayın Başkan burada da bakanlığımız ilan etti. Yıl sonuna kadar 200'ü Allah'ın izniyle ayağa kalkacak. Anadolu tabiriyle eskisinden iyi olacak. Hiç endişe edilmesin. İfade ettiğim gibi bizzat Cumhurbaşkanı zaten takip ediyor. Bakanlığımız zaten çok duyarlı. Ve sadece o 200 yapının ayağa kalkmasıyla kalınmadı. Bakanlık yine bir şey ilan etti. Özel mülkiyetler var. Yani kültür varlığı ama özel şahısın. Ona da dedi ki şu güne kadar 30 Kasım mıydı? 30 Kasım'a kadar müracaatını yap. İstediği yardımı sana devlet verecek. İşte devletin gücü bu. Kültür Sanat Muhabirler Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir konferansta yaptığı konuşmada amaçlarının deprem bölgesinde kültür varlıkları hakkında kamuoyu oluşturarak bölgedeki kültürel zenginliğe dikkat çekmek olduğunu belirterek proje kapsamında 15 gün boyunca depremden etkilenen 9 ilde incelemeler yapıldığını bildirdi. Konuya dair açıklama yapan Gökdemir şu ifadeleri kullandı. Bildiğiniz gibi 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde sonucu oldukça ağır 2 aylık deprem yaşandı. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yaralandı. Devlet millet olarak bu yaralanı sarmak için yoğun gayretler gösterdi ve göstermeye devam ediyoruz. Deprem sonrasında şehirlerimizde adeta yok oldu. Şehirlerle bütünleşen ve şehirlere can veren kültürel varlıklarında bu depremlerden en ağır şekilde etkilendi. Ne mutlu ki devletimiz bütün imkanlarını kullanarak depremde ağır kayıplar veren şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak üzere hızlıca harekete geçti. Bir yandan insanların yeniden yaşam alanlarına kavuşması için depreme dayanıklı konutlar inşa edilmeye başlanırken diğer yandan da şehirlerle özdeşleşmiş kültürel varlıkları ayağa kaldırmak için kollar sağlandı. İşte tam bu noktada deprem bölgesindeki şehirlerimize hayat veren şehirlerimizin anlamı olan kültür varlıklarımızın, tarihi mekanlarımızın unutulmaması ve bu mekanların şehirlerimiz yeniden eski günlerine kavuşana kadar kamuoyundan canlı tutulması için Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak deprem bölgesindeki kültürel varlıklarımızın yeniden anlamı projemizi gerçekleştiriyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin medeniyetin beşiği, önemli şehirleri etkilediğini ifade etti. Hataylı olduğunu belirten Arıcan, depremin ilk günü Hatay'a gittiğini ve depremden sonra Hatay'da önemli binaların yıkıldığını ifade etti.